önden normal duruş. Teşekkürler. Sırttan normal duruş. Teşekkürler. Önden normal duruş. Arkadaşlar, mayo numaralarınızı kapatmamaya özen gösteriniz. Puanlamalarınız mayo numaranıza göre yapılıyor arkadaşlar. Evet, tüm sporcularınızı ön çizgiye davet ediyorum. Arkadaşlar, tek çizgi halinde olacak şekilde çizgiyi takip edin arkadaşlar. Arkadaşlar, tek çizgi. Önden normal duruş. Şimdi hep birlikte 4 çeyrek dönüşü yapacaksınız arkadaşlar. Lütfen sağa dönünüz. Teşekkürler. Lütfen sağa dönünüz. Sırttan normal duruş. Teşekkürler. Lütfen sağa dönünüz. Teşekkürler. Lütfen sağa dönünüz. Önden normal duruş. Sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Arka çizgiye alıyoruz sizleri arkadaşlar. Helal 123 numara, 125, 127, 131 ve 135 mayo numaralı sporcularımızı ön çizgiye davet ediyorum. Normal duruş. Evet arkadaşlar, şimdi hep birlikte 4 çeyrek dönüşü yapacaksınız. Lütfen sağa dönünüz. Lütfen sağa dönünüz. Sırttan normal duruş.
Evet, tüm aday hakemlerimizin dikkatine. Sınavınız genç erkekler vücut geliştirme -75 kilo ve yine genç erkekler vücut geliştirme +75 kilo kategorilerinde sınavınız yapılacaktır. Tüm aday hakemlerimizin dikkatine. Lütfen yarışma akışını takip edelim. Ostikletler başladığında burada hazır bulunalım. Yoksa sınavdan kalacaksınız. Daha doğrusu katılmadığınız için sınavda başarısız sayılacaksınız. Mayo numarasını okuduğumuz sporcular lütfen ön çizgiye gelsin. 123 numara, 142 numara, 144 numara, 157 numara ve 156 numara lütfen ön çizgiye. Önden normal duruş. Şimdi hep birlikte 4 çeyrek dönüşü yapacaksınız arkadaşlar. Lütfen sağa dönünüz. Teşekkürler. Lütfen sağa dönünüz. Sırttan normal duruş. Teşekkürler. Lütfen sağa dönünüz. Mami üfle! Üfle! Teşekkürler. Lütfen sağa dönünüz. Önden normal duruş. Teşekkürler. Sporcu kardeşlerimizi arka çizgiye alıyorum. Yüz yirmi beş numara,
137 numara, 164 numara, 127 numara ve 153 numara. Şimdi hep birlikte dört çeyrek dönüşü yapacaksınız arkadaşlar. Lütfen sağa dönünüz. Teşekkürler. Lütfen sağa dönünüz. Sırttan normal duruş. Teşekkürler. Lütfen sağa dönünüz. Teşekkürler. Lütfen sağa dönünüz. Önden normal duruş. Teşekkürler arkadaşlar. Sizleri arka çizgiye alıyorum. Numara, 131 numara, 135 numara, 158 numara ve 143 numara. Lütfen ön çizgiye. Önden normal duruş. Yapacaksınız arkadaşlar. Lütfen sağa dönünüz. Teşekkürler. Lütfen sağa dönünüz. Sırttan normal duruş. Teşekkürler. Lütfen sağa dönünüz. Lütfen sağa dönünüz. Önden normal duruş. Evet, tüm sporcularımızı ön çizgiye alıyorum. Önden normal duruş. Mami, üfleyebildiğin evet. Kadar üfle. Genç kardeşlerimize teşekkür ediyoruz ve finalde görüşmek dileğiyle podyum arkasına uğurluyoruz. Arkadaşlar sol taraftan inebilirsiniz. Sol taraftan. Dostlarım 15'i de geçtim. Finaldeyim. Yani gerçekten güzel bir yarış, sert bir yarışta finale kalmak var ya. Ya var ya, abi şu an nasıl mutluyum sana anlatamam ya. Bir boyu soruyor. Dur abi, finaldeyim. Geldim yandan finale kaldı. Finale kaldım. İnşallah çok güzel dereceyle dönecek. İnşallah. Elimden geleni yaptım. Dostlarım, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapıyorum. Selam söyle Ali'cim, selam kardeşim. Finale kaldım evet. İlk 6 da garanti. İlk 6 da ilk 3 için çarpışacak. Yani çok sert bir yarış oluyor ve en kalabalık sprintte finale kalmak benim için gerçekten çok güzel. Hayırlısı olsun aklımızda. Bakalım neler oldu. Bol şans. Evet. O geldi. Abi görüşürüz. Efendim hocam. İlk 6 oluyor.
yükleyelim. Biraz daha Pringles yükleyelim. Tamam. Suyumuzu içelim. Gel ben seni gezdireyim bro. Mami. Abi bana ne ısmarlayacaksın buradan sonra? Ne istiyorsan. Ne isteyeyim, ne isteyeyim? Hatta bir araba da ben alabilirim sana. Ya, araba başımıza ne talihsizlikler geldi ya. Kendi arabam bozuldu ve az. Evet. Ya şu an finale kalmışken niye bana bunu hatırlattın ya sen be? Ya ne bileyim, aklıma o geldi ya. Ya kiraladığımız arabanın da lastiği patladı ya. Ya böyle bir talihsizlik ama az önce aklıma ne geldi biliyor musun? 100 yılın cenabeti eğer ama. Eğer biz Onur'da kalsaydık, gelmeseydik siz arabanın tekerini fark etmeyecektiniz. Kesinlikle. Daha kötü bir şey olacaktı. Çok kötü şeyler olabilirdi. Sen fark ettin yani. Tevafuk var ya. Şu sözlerle sen fark ettin. Tevafuk var ya, gerçekten böyle bir şey ya. Ya kader böyle ya bir şey. Ama var ya, finale kaldım. Değer ulan. Ya. O arabanın lastiğini şimdi evet. Sene sene yaparım. Kendi arabama da 10 bin lira bayılırım. 15 bin lira bayılırım. Yapacak bir şey yok. Biz ödülümüzü aldık bence Mami. Yani. Abi ödülü aldık ya. Hedefimiz buydu. Aynen. Ya tamam, siz bisiklet olun. Sen bana ne ısmarlayacaksın? Ya oğlum ne istiyorsan iste. Abi bak, ne istiyorum biliyor musun? Hayvan gibi hamburger yemek istemiyorum. Küçük hamburger menü, tamam. Küçük pizza menü, küçük şırdan. Her şeyden middle menü. Aynen abi. Middle menü into the middle. Tamam. Yeter artık bu. WWW donut istiyorum. Tamam. Tamam mı? Adamsın. Ben sana ne hediye edeceğim? Ne? Gurur. Helal. Muğla'ya nasıl gideceksin? Yeter bana. Göğsünü nasıl yapa yapa gideceksin? Adam. Adamsın. En zor siklette, en kalabalık siklette dereceye girdik. Çok iyi ya. Çok iyi ama bir şey diyeyim mi? Arkadaşların, yani finale giren arkadaşların çok iyiler. Gerçekten çok iyiler. Yani hiç kimsenin hakkını yiyemeyiz. Ya, kesinlikle. Kesinlikle. Hiç kimsenin hakkını yiyemeyiz. Çok iyiler. Hatta evet. Benim ilk 3 diye garantilediğim bir 3 bile var. Evet, o 3'te sen yoksun. Evet. Ama nasip kısmet. Şimdi hakem gözüyle değerlendiremiyorum. Tabii, bir de sen kardeşimsin ya. Duygusal bakıyorum. Aynen. Umarım ilk 3'e girersin. Umarım 1 olursun. Ama diğer çocukların da hakkını yiyemeyiz yani. Tabii canım. Genetiği çok, yani anadan tamam. Babadan çok iyiler yani. Birazdan finale çıkacağız ve sonra yemek yemeye gideceğiz dostlar. Değil mi? Yemek yemeye gidiyoruz direkt. Direkt. Direkt yemek yemeye gidiyoruz. Teşekkür ediyorum ve sizleri yan çizgiye alıyorum. Yalova bölgemizden 157 numara Enes Bilal Sinecek.
Teşekkürler. Lütfen sağa dönünüz. Teşekkürler. Lütfen sağa dönünüz. Ver. Ve son defa lütfen sağa dönünüz. Önden normal duruş. Ediyoruz ve alkışlarınızla podyum arkasına uğurluyoruz. Ödül töreninde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Dostlarım, oylama bitti artık. Finalde izliyorsunuz. Sadece ödül töreni kaldı. Ödül verecekler. Ya var ya, su içmek istiyorum. Su! Söylemek istiyorum. Ne kadar çile çektiğimi gördünüz. Uzun zamandır diyet yapıyorum. Özellikle son 2-3 gündür acayip diyet yapıyorum. Yani şu suyu içmiyorum 24 saattir ve yani suyun değerini bilmek için illa içmemek mi lazım? Yani gerçekten yediğiniz yiyeceklerin tanesinin bile değerini bilin. İçtiğiniz bir yudum suyun bile değerini bilin. Yani evinizde çeşme var. O çeşmeyi açıyorsunuz, su geliyor. Bu var ya, inanılmaz bir nimet biliyor musun? Yani inanılmaz bir olay. Bunların gerçekten değerini bilin. Yani şu an var ya. Abla adını ısmarlayacaksın değil mi? Ya sana var ya. Sana var ya. Danut dükkanını kapatacağım. Podyuma. Tamam.
Bingöl bölgesinden 144 numarayla Emrullah Önder. Ve genç erkekler fizik -1.74 santimetre Türkiye şampiyonu. İkinci numarayla İstanbul bölgesinden Bekir Ton. Ve genç erkekler fizik -1.74 santimetre Türkiye şampiyonu 157 numarayla Yalova bölgesinden Enes Bilal Sinecek. Çanta bizim. Abi. Mami üstünü çıkart istersen. Ben de tamam.
Almazlarsa bir de. Güzeldi. Her şey çok güzeldi. 5 olduk. Yani bence olması gereken de abi ya. Bence de. Yani... O çocuklar daha çok yemek yemişler, daha çok büyümüşler. Daha temiz beslenmişler, daha define olmuşlar. Ya bullshit man, bullshit, bullshit. Wrestling politics bro, politics. Fuck it. Cenk Hoca memnun değil, vardır bir bildiği. Kaç oldu? 5. Güzeldi, çok güzeldi. Geçelim fuar alanına. Dördüncü. İnsanların full check abi, full. 180. Şöyle. 5 olan Emre Soner. Kutlaydı. Neresi güzel? Aynen oralardan olabilir mesela. Şöyle gidelim insanlar için. Üçüncü. 183 numara Batuhan Töre İstanbul. Geçerli ilerimizin esnili yetiştiğiniz tarihin Türkiye ikincisi. Lazım. Onu da Eylül yarışında halledeceğiz. 4 ay sonra dünya şampiyonasında halletmiş olabiliriz. Instagram, Adli Yıldırım, Twitter takip edin. Açıklamalar kısmı yazın. Aynen kısmı yazın. Açıklamalar kısmı yazın. Şuradan Hüseyin kanaldan bildiriniz ve rekabetimiz var aslında. Söyleyebilirsin kanalı. Kanalım Çelik Kaslar. Kanalım Çelik Kaslar. Lütfen abone olup burada çekmiş olduğu videoyu efsane bir montajla ayarlayıp güzel olacak. Oradan da videonun linkini zaten İbrahim paylaşır. Oradan da şey yaparsınız. İbrahim paylaşma zaman. Oo sen de. Linkini koyar yani. Aa, eyvallah bro. Yaptım. Bir de fotoğraf alabilir misin? Evet. Thank you.
Babacığım, kendine iyi bak. En kalabalık ve gerçekten hiçbir zor bir yarıştı. Zor olması zaten ekstra bir eğlenceliydi. Ya rakiplere bakıyorum, ulan diyorum rakiplerime, harbiden rakip lan diyorum. Harikaydı maşallah. Bundan sonra kardiyodan kaçmak yok, ağırlıktan kaçmak yok. Hiçbir şeyden kaçmak yok. Deadlift'ten kaçmak yok, squat'tan kaçmak yok. Bak antrenmanda akmayan ter burada gözdeşi olarak geri döndü. Bundan sonra her yarış bir tecrübe. Patatesin damarlarından geçtiğini hissediyorum. Burada bir şey söyleyeyim. Dostlarım, patates kızartması yerine fırında patates yapsanız var ya, her şeyden daha onu var. Hem tadı daha güzel, hem besin değeri olarak yağ çekiyor içine sünger gibi falan filan. Parantez içinde söylemek istedim. Keşke şuradan uzatsam da önce siz ısırsanız. Elimde değil, kusura bakmayın. Bay bay Hindi. Bay bay Basmati. Hoş geldin Tuzla. Daha bitmedi. Bugün daha bir gidelim evimize, duş alalım. Ondan sonra da yemek yemeye devam. Arkadaşlar, güzel bir yarıştı. Ödüllerimi aldım. Artık yemek yeme gitme vakti. YouTube'a çok 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 detaylı bir video çektim. Her şeyi YouTube'da paylaşacağım. Yani an çektim ben size diyeyim. Her an video çektim. Bugün editlersem yarın yayınlarım. Bugün editleyebilirim ama yarın akşam kesin yayınlarım. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. YouTube aratma yerine İbrahim Yıldırım yazarsanız zaten görürsünüz. Dediğim gibi her saniye çektim. Kaçıncı oldum? 5. oldum. En kalabalık ve en zor sikletti. İnanın bana, en kalabalık ve en zor sikletti. Yani rakiplerimi gördüğüm zaman ulan ben bunlarla mı yarışıyorum yani dedim. Gerçekten tam bir yarıştı. Güzel bir yarıştı. Yarış gibi bir yarıştı. 5. oldum. Yani şey demek istemiyorum yine. Yok hakemler böyle yaptı, yok hakemler şöyle yaptı demek istemiyorum. Vardır hakemlerin bir bildiği her zaman. Yani diğer yarışmacılar gibi hakemleri kötüleyip bir sonraki yarışta yine de onların karşısına çıkıyorlar bazıları. Ben asla öyle bir şey yapmam. Her zaman vardır onların bir bildikleri. Ben zaten memnunum ya. Son olsa inanılmaz.
Bana çeyrek final olsaydı lan, ön elemede elenseydim bile her zaman hakemlerin bir bildiği vardır derdim. Beşinci oldum, mutluyum. Çok güzel bir yarıştı. Yani dediğim gibi rakiplerim gerçekten rakipti. Şimdilik söyleyecek bir şeyim yok. Dediğim gibi YouTube kanalına çok detaylı bir video çektim. Yani her anı video çektim. YouTube'a kanalıma da abone olursanız iyi olur. Kendinize iyi bakın. Destekleyenleri, destekleyenler, beni destekleyenler eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdilik bu kadar. İyi bakın kendinize. Bay bay. Arkadaşlar, saatten 9'da podyumda olacağım. Az kaldı. Şu an pump yapmaya başladım. Eksi 70'ler. En çarpık yer. 65. 105. 156. 142. 156. 144. 153. 156. Yes. Yes. Finaldeyiz. Yani 15'e kaldım. 15'liyim. Dur şu kamerayı bir düzelteyim ya. Bu ne ya? 15'e kaldım. Hayırlısı olsun bakalım final olur. Ama gerçekten çok güzel çocuklar var. Ama biz de güzeliz tabii. Sadece sanırım biraz bir sonraki yarışımda biraz kütle eklemem gerekecek. Ama her şey yolunda. Finale yarı finale kaldık ama amacım final ya. Gerçekten finali çok istiyorum. Yarı finale kaldık yani 15 kişiye kaldım. Bir şey söyleyeyim mi? Siklette 50 kişi var. En kalabalık ve en zor siklet. Hakkımda hayırlısı olsun. Tekrar söyleyeyim, yarı finale kaldım ama final istiyorum. Umarım finalde olur. Dostlarım. Finaldeyim. Yani gerçekten finale kaldım. İlk 6'dayım. Çok. Neyse ya, bakalım neler olacak. Neredeyse en son yarıştım 3 sene oldu. 3 senedir beklediğim gün ve 7-8 aydır bugünü hayal ederek her yaptığım, her yediğim öğünde, yani her öğün kaçmak üzereyken bugünü düşündüm, anladınız mı? Her antrenmana gitmek istemediğimde bugünü düşündüm. Her antrenmanda modum düşük olduğunda bugünü düşündüm, anladınız mı? Bugün benim için gerçekten çok önemli ve finale kaldım. Aslında ödülümü aldım olarak görüyorum. Ama çok daha iyisi neden olmasın diyorum. Ama gerçekten rakiplerim de çok iyi. Sanırım onlar benden daha fazla kardiyo yapmış. Onlar benden daha fazla ağırlık kaldırmış. Şaka yapıyorum tabii ki de. Daha fazla yemek yemişler. Ama dediğim gibi 3 senedir hayalini kurduğum, 6-7 aydır en ufak şeydi bugünü düşündüğüm, yani bugünü hayal ederek her şeyi yaptım. Her zaman yanımda. Son bir şey söylemek istiyorum. DM kutumun videosunu atsam inanamazsınız. 2 saniyede bir mesaj geliyor. Dostlarım, hepinize tek tek cevap vereceğim. Söz veriyorum. Ama şu anda lütfen benden cevap bekleyemeyin. Yani şu anda asla yapamam. Ama gece evime gittiğim zaman gerçekten hepinize tek tek cevap vereceğim. Destekleyenler o kadar fazla ki, yani çok teşekkür ediyorum ya. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani şu an bana inanılmaz motive oluyorsunuz. O kadar modum düşük ki. Yani o kadar beslenme yerlerde su yok vücutta. Yani çok kötü durumdayım. Tek motive siz oldunuz bana. DM kutumu bir açtığımda dedim ki bro, ben yapmalıyım dedim ya. Vanne dedim, sen yapmalısın dedim. Bak arkandaki kişilere bak dedim. Yani hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ne söyleyeceğimi de aslında bilmiyorum. Teşekkür etmek istedim. Kelimeler dümdeliyor zaten. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama hepinize çok teşekkür ediyorum. En çok merak ettiğim şey şırdan. Annemi de getirdim şırdan yemeği. Hani ilk defa şırdan yiyeceksin değil mi? Evet. Ye bakalım, beğenecek misin? Annem diyor ki çatal kaşık getirmiyorlar mı? Evet Mehmet, ben çatal kaşık istiyorum aslında. Anneciğim kağıtla tut. Sen çağırsana çocuğu, ben çatal kaşık istiyorum. Aha, var mı da? He, evet. Aynen, ne oldu? Ha, böyle yapmak istiyorum ya.
Şöyle. Ye bakayım, bir tane beğenecek misin hadi. Hiç, dedim ya, hiç yediğim şey böyle pilav. Kokoreçli pilav işte. He, aynen. Afiyet olsun bakalım. En çok özlediğim şeylerden bir tanesiydi. Bayağı bir şeyler yedim, çoğunu da çekemedim ama aslında. Bundan sonraki yere çekeceğim. Varan 2, Mumba. Yani aslında aynısı gibi bir şey. Ve bakalım beğenecek misin? Daha yeni başlıyoruz. Arkadaşlar, günaydın. Bugün günlerden pazartesi. Hayalini kurduğum gün. İstediğimi yiyebiliyorum. Sabahtan beri şimdi gidip güzel bir kahvaltı yapacağım ama bu videoyu kapatıyorum. Artık buradan sonra yarın yükleyeceğim bu videoyu. Buradan sonra kaydetmeye devam edeceğim. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Güzel bir yarıştı bence. Ben çok mutluyum. En zor siklette en kalabalık sikletti. 5. oldum. Mutluyum yani. Gerçekten mutluyum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Pazartesi günü ki vlog mu deniliyor artık? İşte video koleji efsane olacak. Bakalım bugün neler yiyeceğim. Nerelere gideceğim. Peace.